Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Babu men teberraka bi şecerin ev hacerin ve nahvihime. Muhammed İbni Abdullah Abi Rahimallahu Teala diyor ki, ağaçla veya taşla veya buna benzer şeylerle bereket arama babı. Bereket, Arapçada bereket, lügat manası çoğalmak demektir. Yani bir şeyde bereket demek çoğalma manasında. Bereketin olabilmesi için bir şeyde bereket olabilmesi için Kur'an ve sünnet bu şeyde bereket var diye beyan etmesi gerekir. Bu bereket dünyevi şeylerde olabilir. Ne gibi? İlacın diyelim bereketi var, şifa veriyor. Veyahut da uhrevi şeylerde olabilir ahirette. Namazın bereketi var. Ne var? Sevap. Onu da ahirette alacaksın. Veya bir şey hem dünyevi hem de uhrevi olabilir. Kur'an gibi. Kur'an okuduğun zaman sevabını ahirette göreceksin. Ancak dünyada da bereketi olabilir. O da sana iş şifa verebilir. Okuduğun zaman birisinin üzerine. Ve bereketin bir şeyin bereketi olabilmesi için dedik birinci şart Kur'an ve sünnette belirtilmesi gerekir. Yani Kur'an ve sünnet diyecek ki bu şeyde bereket var. Ne gibi? Misal bazı zamanlarda bereket vardır. Ne gibi? Ramazan ayında bereket vardır. Kadir gecesinde bereket vardır. Bunun bereketi de ne? O gün çokça ibadet yaptığın zaman çokça sevap alırsın. Veya bazı mekanlarda bereket vardır. Mekke gibi namaz kıldığın zaman 100.000 defa sevap. Medine gibi 1.000 defa. Mescid-i Aksa gibi 500 defa. Zaman olabilir, mekan olabilir veyahut da şahıslar olabilir. Müslümanlar gibi. Müslümanlarda bereket var mı? Var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir ağaç var ki onun bereketi müminin bereketi gibi o da hurma ağacı. Müminlerde de bereket vardır. Daha veya hallerde bereket olabilir. Ne gibi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi topluca yemek yiyin, ayrı ayrı yemek yemeyin ki Allahu Teala bereket versin. Yani topluca yemek yemekte bereket vardır. Hallerde de olabilir. Müminlerde de bereket vardır dedim. Müminlerdeki şüphesiz ki en büyük bereket Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dedir. Fakat peygamberin bereketi mutaddidir. Yani başkasına sirayet eder. Yani elini dokunduğun zaman sana bereket geçer. Peygambere dokunduğun zaman veya onun saçına sakalına dokunduğun zaman sana bereket geçer. Bu diğer müminler için geçerli değildir. Sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için geçerlidir. Birinci şart Kur'an ve sünnette bereket vardı geçmesi gerekir. İkincisi bereketi nasıl arayacağın diye yine Kur'an ve sünnet belirler. Keyfiyeti nasıllığını yine Kur'an ve sünnet belirler. Ne gibi? Kur'an ve sünnet işte demiş ki diyelim ki sahur yemeği değil mi? Sahur yemeğinde bereket vardır. Sahur yemekte bereket nedir? Sen o yemeği yemendir. Sen desin ki ben sahur yapacağım evimden cinleri kovmak için. Ne yapmış olursun? Bidata girmiş olursun. Çünkü nasıllığını Kur'an ve sünnetin belirttiği şekilde yapmamış oldun. Kur'an ve sünnet bir şeyde bereket var diyorsa aynı şekilde nasıllığını da Kur'an ve sünnetten öğrenmen gerekir. Anlayabildiniz mi? Dolayısıyla bir kişi deser ki ben sahur yapacağım cinleri kovmak için falan bu kişi bidata girmiş olur. Aynı şekilde alimlerde diyelim bereket var. Değil mi? Bu bereketi nasıl ararsın? Kur'an ve sünnetin belirttiği şekilde o alimlerin ilminden istifade ederek bereketinden istifade edersin, ararsın. Ancak bir kişi dese ki ben alimlerin bereketini işte onlara el sürerek
yapacağım derse ne yapmış olur? Yine aynı şekilde Kur'an ve sünnetin anlattığı şekilde yapmış olmaz ve bidate girmiş olur. Peki bir kişi dese ki bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bereket aranabiliyor. Yani ona el sürülebiliyor. Sakalından, saçından veya terinden bereket arılabiliyor. El sürdüğün zaman bereket geliyor. Bu nasıl ki peygambere yapılıyorsa aynı diğer alimlere de yapılır. Alimler peygamberin varisleridir dese, kıyas yapsa yani. Ki bunu yapan alimler var. Caiz diyen alimler var böyle kıyas. İbn Hacer el Askalani, Nevavi gibi büyük alimler diyor ki nasıl ki peygamberinin bereketi arıyorsan aynı şekilde salih insanlardan da onlara dokunarak bereket aranabilir diyorlar. Cevap olarak deriz ki şüphesiz ki bu yanlış. Niye? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra sahabeler birbiriyle bereket aramadılar. Dolayısıyla terk ettiler. Burada bir terki sünnet var. Yapmadılar. Sizin yaptığınız ise nedir? Kıyastır. Yani başka insanları, salih insanları peygambere kıyas yapıyorsunuz. İlim ehlinin bir kaidesi var. Terk-i sünnet ile kıyas çatıştığı zaman kıyas fasit olur, batıl olur. Anlayabildiniz mi? Burada sahabe radıyallahu teala anhum birbiriyle bereket aramamışlar. Dolayısıyla icma ile sahabenin icması ile bu caiz değildir. Bu caiz değildir. Tayyip. İkinci şart dedik nasıllığını da Kur'an ve sünnet belli etmesi lazım. Üçüncü şart ise o bereketin o şeyden değil de Allahu Teala'nın verdiğine inanmaktır. Yani bir şeyde bereket var, bu o sadece sebeptir. Ancak asıl bereket kimden geliyor? Allahu Teala'dan geliyor. Aynı şey gibi, ilaç gibi. İlaç şifa olmana bir sebeptir. Ancak şifayı veren kimdir? Allahu Teala'dır. Dolayısıyla kardeşler bazı insanların mesela Hacerül Esved'e el dokunuyor sonra üstüne falan sürüyorlar. Bu nedir? Yanlıştır. Çünkü Hacerül Esved'de falan onun bereketi onda bir bereketi olduğundan değil. Onun bereketi onu öpmektir. Sünnete uyarak bu yapmaktır. Yoksa onda bir bereket var. Elimi süreyim de elbiseme falan süreyim değildir. Fehimtum? Tayyip. Bir kişi Kur'an ve sünnette olmayan şeyden bereket ararsa, Kur'an ve sünnetin belirtmediği şeyden bereket ararsa bunun hükmü nedir? Hükmü ya büyük şirk olur ya da küçük şirk olur. Bir kişi derse ki bu şey, bu ağaç, bu taş kendisi bana bereket veriyor veya bu kabir, bu türbe bana bereket veriyor. Bana faydası oluyor, feyiz geliyor. İşte bereketinden istifade ediyorum. Bu veriyor derse bu adam kafir olur. Çünkü Allah'tan başkasından bir şey yaramış olur. Yok dese ki bunlar sadece sebeptir. Asıl bereketi veren Allahu Teala'dır. Fakat bunlar sadece sebeptir dese bu kişi dinden çıkmaz fakat küçük şirke girmiş olur. Niye? Çünkü bizde bir kayda var. Hakiki sebep olmayan şeyleri sebep kabul eden küçük şirke girer. Ne gibi? İşte nazar boncuğu bu gibi şey. Hakiki sebep değil. Sen onları sebep kabul ediyorsun. Küçük şirke giriyorsun. Daha uğursuzluğa inanmak gibi. Bu şey uğursuzluk. Hakiki bir sebep değil uğursuzluğa. Fakat sen ona inandığından dolayı sebep olduğunu küçük şirke giriyorsun. Dolayısıyla bu bir kaydedir. Hakiki sebep olmayan bir şeyi sebep olarak kabul ettiğin zaman şirke girersin. Bu da küçük şirktir. Aynı şekilde bereket aramak da eğer o şeyde bereket sebeptir dersen o zaman küçük şirk olur. Yok bu bana bereket veriyor dersen o zaman büyük şirk olur. Kısacası böyle. Anlayabildiniz mi? Soru. Tayyip.
Allahu Teala diyor ki: "Eferaytumul Lat ve'l Uzza ve Menate's Salisete'l Ukhra." Lat ve Uzza ve Menat'ı dan bana haber ver. Ayetin öncesinde işte Allahu Teala bunu yarattı, bunu yarattı diyor. Sonra bu üç put bir şey yaratabilir mi diye bana haber verin diyor Allahu Teala. Muhammed İbn Abdülvehhab bereket babında bu ayeti almasının sebebi şudur. Çünkü Mekke müşrikleri Lat, Uzza ve Menat putlarından bereket arıyorlardı. Bundan dolayı da şirke giriyorlardı. Aynı şekilde bir kişi bereket olmayan bir şeyden bereket ararsa, türbelerden gibi bunlar bana bereket veriyor, aynı Mekke müşrikleri gibi yapmış olur ve şirke girmiş olur. Ki bu da büyük şirktir. Lat, Taif'te bulunan bir puttur. İki şekilde okunmuştur. İki kıraatı vardır. Cumhur la te diye okumuştur. Bazı alimlerde İbn Abbas gibi la tu, yani te'yi şeddeli olarak okumuştur. Lat şeddesiz olduğu zaman ilahtan muştaktır. İlahtan türemiştir. Yani Allah kelimesinden türemiştir. Şeddeli olduğu zaman lette kelimesinden türemiştir. Lette'nin manası karıştırmak demek. Mekke müşriklerinde suyu sevik denilen bir yemeğe karıştırıp hacılara veriyordu bir şahıs. Sonra öldükten sonra müşrikler bunun putunu yaptılar ve onda ukuf ettiler. Yani onun orada durdular ve bereket aramaya başladılar. Bundan dolayı Lat diye isimlendirilmiştir. Uzza ise Allah-u Teala'nın El-Aziz isminden türemiştir. Allah'a şirk koşarak Allah gibi onun isminden türeyip bir put yapmışlar. Bu da Uzza putu ve Mekke'de bulunan ve putların en büyüğü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettikten sonra sahabenin bir tanesini yolluyor. Bu putu kırması için ve bu putu kırıyor. Menat, üçüncü put ise el-Menat. Bu da mena kelimesinden türemiştir. Bunun manası da akıtmak demek. Bu putun önünde çokça kan akıtıldığından dolayı, kurban kesildiğinden dolayı Menat diye isimlendirilmiştir. Mina gibi. Mina neden, niye Mina diye isimlendirildi? Çünkü Mina'da insanlar çokça kurban keserek kan akıtıyorlardı o gün. Mina'da, haçta çokça kurban kesiyorlardı ve kan akıtıyorlardı. Aynı şekilde Menat putu da kendisinin önünde çokça kurban kesildiğinden dolayı Menat diye isimlendirilmiştir. Fehmtum kif? Bu üç putu dan daha fazla bilgi almak isterseniz Kelbi'nin Kitabul Asnam isimli kitabına bakabilirsiniz. Kelbi'nin Kitabul Asnam Putlar isminde bir kitabı vardır. Bu kitapta Mekke müşriklerinin bütün putları hakkında malumat vardır. Bu put neydi, neredeydi, şekli nasıldı diye. Bu puttan malumat, bu kitaptan malumat alabilirsiniz. Ebu Vakid'in Leysi'nin hadisinde diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile Huneyn'e çıktık ve küfürden yeni dönmüştük. Yeni Müslüman olmuştuk. Müşriklerin bir ağacı vardı. Sidre bir ağacı vardı. Müşrikler orada silahlarını asıyorlardı bereket araması için. Ona Zat-ı Envat deniliyordu. Biz de dedik ki ey Allah'ın Resulü, onların bir Zat-ı Envat olduğu gibi sen de bize bir Zat-ı Envat yap. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Ekber inne sunen, bu bir sunendir, yani sunen yollar da demektir. Şunu kastediyor: siz onların yollarını takip edeceksiniz. Müşriklerin Musa aleyhisselama, Beni İsrail'in Musa aleyhisselama dediği gibi dediniz, onların ilahları olduğu gibi bize de bir ilah yapın. Bu hadis Tirmizi'de geçiyor. Ala kulli hal, bu hadiste geçen ic'al lana zat envat, onların zat envatı olduğu gibi sen de bir zat envat yap.
Sözü ilim ehli arasında ihtilaflı bir, kastı nedir diye ilim ehli arasında ihtilaflı bir meseledir. Bazı alimler diyor ki, İbn-i Teymiye gibi diyor ki, sahabe Mekke müşrikleri gibi inanmıyordu şüphesiz. Ancak şöyle dediler. Benzeme babından dediler. Dediler ki, sen bize böyle bir ağaç yap, bu ağacın bereketli olduğuna inanmıyoruz. Ancak sen bize öyle bir ağaç yap ki Allah'a dua et de bu ağaç bereketlensin, biz de o ağaçtan bereket arayalım. Allah'a sen dua et, yoksa bu ağaçta bereket olduğuna inanmıyoruz. Sen Allah'a dua et, Allahu Teala bu ağacı bereketlendirsin, dolayısıyla biz de bu ağaçtan bereket arayalım diyorlar. Bunu demek teşebbüh, benzeme olduğundan dolayı bu haramdır. Ancak şirk değildir. Çünkü o ağaçta bereket olduğuna inanmıyorlar. Allah bereket verecek diyorlar. Peygamber izin verirse bereket arayacaklar. Bu birinci görüş. İkinci görüş ise aleykümselam, gerçekten inandılar. Yani Mekke müşriklerinin bir ağacı olduğu gibi biz de bir Zat-ı Envat ağacı yap. Bu ağaçlarda bereket var diye inandılar gerçekten. Bu ikincisi ise küfür, yani şirktir. Birincisi şirk değil, ikincisi şirktir. Çoğu alimler de Muhammed bin Abdülvehhab gibi bu ikinci görüşteler. Fakat müşrik olmadılar. Niye? Çünkü cahil idiler. Çünkü cahil idiler. Cehalet olması onların müşrik olmasına manidir. Cehalet ise, kişinin cahil olarak şirk işlemesi ise o kişinin müşrik olmasına manidir. Ancak bir şekilde mani olmayabilir. Kişi cehaleti kendi sebebinden dolayı ise öğrenebilir, öğrenme imkanı vardır, fakat aldırış etmediğinden dolayı öğrenmiyorsa bu kişi mazur değildir. Öğrenme imkanı varken aldırış etmediğinden dolayı öğrenmediyse bu kişi mazur değildir. Ancak bir kişi kendisine beyan edilmemiş bu şeyin şirk olduğunu, kimse de bunu anlatmamış, yeni Müslüman olmuş, dağda yaşıyor, bunu din olarak biliyor, hiç şirk olduğunda hiç kimseden duymamış, şey etmemiş, okumamış, bu kişi mazurdur. Yaptığı şey şirktir, fakat kendisi müşrik değildir. Ne zaman bu kişiyi müşrik olarak hüküm verirsin? Hüccet ikame edildikten sonra, bu kişiye anlatıldıktan sonra. Çünkü Allahu Teala buyuruyor ki: "Velen ittaba'te ehva'ahum min ba'di ma ca'aka min el-ilm innaka idan le min ez-zalimin." Onların hevalarına uyarsan, sana ilim geldikten sonra onların hevalarına uyarsan, o zaman sen zalimlerden olursun. Sana ilim geldikten sonra. Demek ki sana ilim gelmeden önce onların hevasına uyarsan zalimlerden olmazsın. İbn-i Teymiye diyor ki buradaki heva da umum ifadedir. Yani bütün hevalar. İster haram olsun, ister şirk olsun, ister başka bir şey olsun. Umum ifade ettiğinden dolayı şirk de buna dahildir diyor. Bazı insanlar diyor ki cehalet özür değildir. Niye? Çünkü sen bir kişi cahil olarak zina etse, bu kişiye ne isimlendiririz? Zinakar deriz. Cahil dahi olsa, zina etse deriz ki buna, bu adam zinakar deriz. Sahvelele. Aynı şekilde cahil olarak şirk işlerse bu adama ne deriz? Müşrik deriz. Aynı zinakar dediğimiz gibi. Fehimtum. Buna cevap olarak deriz ki zinakarın, evet, cahil olarak zina işleyen kişiye zinakar deriz. Aynı şekilde cahil olarak diyelim Allah'tan başkasına kurban kesene, zinakarın mukabili nedir burada? Allah'tan başkasına kurban kesene kurban kesen deriz. Bak, zina yapan zina yapıyor. Burada kurban kesiyor, kurban kesen deriz. Ancak zinakara fasık demeyiz. Çünkü cahil kişi, bilmiyordu. Aynı şekilde burada da kurban kesene müşrik demeyiz. Fehimtim?
Anlayabildin mi? Zinakarın karşılığı kurban kesendir. Zinakarın fasık, günahkar olması veya olmaması, günahkarın, fasığın karşılığı ise müşriktir. Ona denk geliyor. Fehmtum. Dolayısıyla nasıl ki cahil olarak zinakar yapan kişiye fasık demiyorsak, günahkar demiyorsak, aynı şekilde cahil olarak şirk işleyen kişiye de müşrik demiyoruz. Aynı şekilde bazı insanlar diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin babası cahiliye döneminde, fetret devrinde vefat etti. Ona rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o ateştedir diyor. Aynı şekilde bu zamanda bir kişi cahil olarak şirk işlese o da ateştedir. Cevap olarak deriz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin babasının ateşte olması belki de kendisine hüccet ikame edilmişti. Çünkü o zaman İbrahim aleyhisselamın dini halen mevcuttu. Dini duydu veya inanmadı. Belki de olabilir o. Veyahut da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala peygambere haber verdi. Allah-u Teala peygambere haber verdi ve dedi ki işte kıyamet gününde baban imtihan olunacak ve imtihanı geçemeyecek. Dolayısıyla ateşe olacak. Bu ihtimal de var. Dolayısıyla ihtimal olduğundan dolayı bunu delil olarak getirmek doğru değildir. Ala kulli hal, hadisin sonunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, siz sizden öncekilerinin sünnetine uyacaksınız. Dolayısıyla bu ümmette bizden öncekileri sünnetine, Yahudi ve Hristiyanların sünnetine uyulacaktır. Peygamberin dediği gibi hatta kertenkelenin deliğine girseler dahi siz de kertenkelenin deliğine gireceksiniz. Bu baptan sonra Muhammed İbni Abdülvehhab rahimallahu teala başka bir bab zikrediyor. O da babu ma ca'a fi zebhi li gayrillah, Allah'tan başkasına kurban kesme babı. Kurban kesmek kardeşler ibadettir. Kan akıtmak, Daha doğrusu şöyle diyeyim, kurban kesmek hem ibadet olabilir hem de ibadet olmayabilir. Kurban kestiğin zaman. Hem ibadet nasıl olmayabilir? Sen o kurbanın kastın et için kestiğin zaman, et yemek için, misafire ikram etmek için. Bu ibadet değildir. Ancak kastın kan akıtmak ise, sırf kastın kan akıtmak ise o zaman ibadete girmiş olur. Ve ancak Allah-u Teala'nın hakkı olur. Mesela kurban bayramlarında biz kurban kesiyoruz. Niye kurban kesiyoruz? Hedefimiz ne? Allah için kan akıtmaktır. Oradaki bir tek hedef var, o da Allah için kan akıtmaktır. Hedef, kasıt et değildir. Et olsaydı, kasıt et olsaydı o zaman bayramlarda kurban kesmeye gerek kalmazdı. Kasaptan 30 kilo et alırdım yine mümkün olmuş olurdu. Fakat kurban bayramlarında kasaptan 30 kilo et alsan geçerli midir bu? Geçerli değildir. Çünkü kasıt nedir? Kasıt kan akıtmaktır. Allah için kan akıtmak. Dolayısıyla kastın kan akıtmaysa bu ibadete girmiş olur ve ancak Allah-u Teala'nın hakkı olmuş olur. Bundan dolayı bu kan akıtmayı Allah'tan başkasına yaptığın zaman şirke girmiş olursun ve kafir olmuş olursun. Ne gibi? Bazı insanların türbelere kan akıtması gibi. Türbelere veya kabirlere kan akıtan kişinin kastı gerçekten ben bu ölüye tazim ediyorum, hürmet ediyorum, bunu yüceltiyorum diye kurban keserse bu kişi kafir olur.
Yok dese ki ben bunu Allah için kesiyorum. Fakat burada daha eftal, kabirde de eftal, bu kişi şirke girmiş olmaz ancak bidata girmiş olur. Fehimtim. Kurban kesmek ise dört kısımları vardır. Bu kısımlardan bir tanesi kurbanı Allah'a kesmek ve Allah'ın ismini anarak Allah'a kesmek. Bu tevhiddir. Allah için kesiyorsun ve Allah'ın ismini anıyorsun. Hem kurban ibadetini Allah'a yapıyorsun hem de keserek Allah'tan yardım diliyorsun. Bu tevhiddir. İkincisi kurbanı Allah için kesmek fakat Allah'ın ismini anmayarak, başkasının ismini anarak kesmek. Bu da şirktir çünkü kurbanı Allah'a kesiyorsun. Evet ama istiğane, yardımı Allah'tan başkasından diliyorsun. Çünkü fulanın ismiyle kesiyorum desem İsa'nın, demek ki İsa ile sen yardım diliyorsun. Üçüncüsü kurbanı Allah'tan başkasına kesmek Allah'ın ismini anarak. Bazı yani bu türbelerde bilmem falan kurban keserek ne diyorlar? Bismillah diyorlar, kurban kesiyorlar. O kurbanı Allah'tan başkasına kesiyorlar ama Allah'ın ismini anarak kesiyorlar. Bu kişi şirke girmiş olur mu? Kurbanı kesmede şirke girmiş olur. Ancak yardım dilemede Allah'ın ismini anıyor. O yani o, orada şirke girmiyor ama kurbanı kesmekte, kan akıtmakta şirke giriyor. Dördüncüsü ise kurbanı Allah'tan başkasına keserek Allah'tan başkasının ismini anarak Allah'tan başkasına kesmek. Şüphesiz ki bu da her iki taraftan hem yardım dilemede hem de diğer ibadette, kurban kesme ibadetinde şirktir. Dolayısıyla kardeşler bazı ülkelerde devlet reisi falan geldiği zaman ne yapıyorlar? Onun önünde kurban kesiyorlar. Bu amel, eğer o kişi bu ameliyle o devlet reisine, o şahsa tazim etmek için, yüceltmek için kastı buysa, ki kastı genellikle o oluyorlar. Çünkü özellikle o devlet reisi o kurbandan yemiyor. Etini yemiyor. Kesiyorlar zaten gidiyor adam. Demek ki kastı ikram etmek için, etini ikram etmek için değil. Kastı nedir? Sırf o şahsa tazim etmek, hürmet etmek, yüceltmek için kesiyor. Dolayısıyla bunu yapan kişi kafir olmuş olur ve şirke girmiş olur. Ancak yok, kastı gerçekten bir kişi geldi, ben buna et ikram edeceğim. Et ise bu kişi bu şirk değildir. Çünkü kastın burada nedir? Kastın ettir. Eti almak için de mecbur kesmen lazım. Yok başka türlü olamadığından dolayı. Allah-u Teala diyor ki kul inne salati ve nusuki, şu an burada kurbanın ibadet olduğuna delil getiriyor. Bir şeyin ibadet olup olmamasını nasıl biliyoruz? Kur'an ve sünnette diyorsa ki emrediyorsa bunu Allah için yap. Veyahut da Allah bunu yaptığın zaman Allah seni sever diye geçiyorsa veya Allah o kişiyi övüyorsa, bütün bunlardan anlıyoruz ki bu o zaman o şey ibadettir. Çünkü Allah'ın sevdiği, hoşnut olduğu şey ibadettir. İbadetten başka bir şeyden hoşnut olmaz. Diyor ki kul Allahu Teala kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alamin. De ki benim namazım, kurban kesmem, ölümüm ve hayatım ancak Allah içindir. Alemler Rabbi olan Allah içindir. Burada diyor ki namazım Allah için, aynı şekilde nusuki kurban kesmem Allah içindir. Dolayısıyla nasıl ki Allah'tan başkasına namaz kıldığın zaman şirke giriyorsan, aynı şekilde Allah'tan başkasına kurban kestiğin zaman şirke girersin. Bir kişi derse ki kurbanı Allah'tan başkasına keseceğin delili nedir derse ne diyeceksiniz? Diyeceksin ki kurban ibadettir. İbadette Allah'tan başkasına yapılmaz çünkü şirke girersin. İbadet olduğuna delil ise kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ayetini okuyacaksın. Veyahut da fasalli li rabbike vanhar. Rabbin için namaz kıl, Rabbin için kurban kes. Ali radıyallahu teala anhu'nun hadisinde de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki la'anallahu men zebeha li gayrillah. Allah'tan başkasına lanet eden Allah lanet etsin. Lanet demek kardeşler
Allah-u Teala'nın rahmetinden kovulması için beddua etmek. Yani la'anallahu fulanen dediğin zaman şunu demiş oluyorsun. Allah bu kişiyi rahmetinden uzak etsin. Manası çıkmış oluyor. Manası bu yani. Ve lanet iki kısımdır. Devamlı olan lanet, Allah'ın rahmetinden devamlı uzak olan şahıs, bu da bu lanette kafirler içindir. Çünkü onlar Allah'ın rahmetinden devamlı uzaktır. İkincisi ise bir mümine lanet ettiğin zaman bu da lan munkati, yani devamlı olmayan fakat belirli bir süre olan lanettir. Bu da müminler için geçerlidir. Çünkü mümin her ne kadar ateşe girse dahi sonunda cennete girecektir. Tevhid üzerine ölürse. Peki şahıslara lanet etmek caiz mi, caiz değil mi? Bu meselenin dört konusu var. Birincisi, kafirlere umum olarak lanet etmek. Şöyle, Allah kafirlere lanet etsin. Allah münafıklara lanet etsin. Gibi. Bu nedir? Bu icma ile caizdir. İcmayı İbn Hacer el-Askalani nakleder. Dolayısıyla umumen Allah kafirlere lanet etsin, münafıklara lanet etsin caizdir. İkinci mesele, kafirlerin muayyen şahıslara lanet etmek. Aleykümselam. Kafirlerin muayyen şahıslarına lanet etmek. Mesela yolda bir kafir gördün. Dedin ki Allah sana lanet etsin diye. Muayyen şahıslara lanet etmek. Bu caiz mi? İlim ehli arasında bu da ihtilaflı bir konudur. Bazıları diyor ki kafirlerin muayyen şahsına lanet etmek caizdir diyorlar. Bunun delili ise ne? Delili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir adam içki içmekten dolayı sopayla vurulduktan sonra bir tanesi diyor ki Allah sana lanet etsin. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki la tel'anhu fe innehu yuhibbullaha ve rasule. Buna lanet etme çünkü bu Allah ve Resulünü seviyor. Allah ve Resulünü seviyor. İlim ehli diyor ki bu hadisin mefhumu, bu hadisten anlaşılan konu şudur. Kafirlerin şahıslarına lanet edebilirsin. Niye? Çünkü Peygamber o hadiste dediği gibi bu Allah ve Resulünü seviyor. Demek ki Allah ve Resulünü sevmeyen kişiye lanet edilebilir. Anlam mefhumu, yani altından çıkan mana budur. Peygamber diyor ki buna lanet etme çünkü bu Allah ve Resulünü seviyor. Demek ki Allah ve Resulünü sevmese lanet etmek caizdir. Keza kafirler de müşrikler de Allah ve Resulünü sevmiyorlar. Dolayısıyla kafirler ve müşriklere şahıs olarak lanet etmek caizdir diyorlar. Fehimtum. Lanet edilmez diyenlerin delili ise kafirlerin ve müşriklerin şahsına lanet edilmeyenlerin şeyine delil ise ayeti getiriyorlar. Leyse leke minel emri şey. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Safvan ibn Umeyye, Süheyl ibn Amr ve Haris ibn Hişam'a lanet ettiğinde ayet iniyor. Diyor ki leyse leke minel emri şey. Senelerinde hiçbir şey yoktur. Yani hidayete erdiremezsin sen onları. Senin elinde hiçbir şey yoktur diye ayet iniyor. Dolayısıyla lanet etmek de yasaklanıyor. Caiz değildir diyenler de bu ayeti delil getiriyorlar. Allahu alem, doğru olan görüş, yani ikisinin delili de bir sağlam delilleri var.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetin indirilmesinin sebebi de diyorlar ki, caiz diyenlerin diyorlar ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem artık onların hidayetinden umut kesmiş. Sanki hidayet bulamaz diye ona nehi geldi. Yani artık sen umudunu kestin, onlar hidayet bulamaz falan diye ondan dolayı nehi geldi. Yoksa lanet etmekten nehi gelmedi diyorlar. Tayyip. Ala kulli hal lanet eden şahıslara yani şahıslar kafirlerin aynına lanet edilirse yani en iyisi tabi Allahu alem mesele hilafi ikisinin görüşü de güçlü ancak diyemeyiz sen yanlışsın veya öbürü yanlıştır diyemeyiz. Üçüncü mesele ise müminlerin zalim olanlarına veya fasık olanlara umumen lanet etmek. Ne gibi? Allah zalimlere lanet etsin. Zalimler dediğin zaman hem kafirler altına giriyor hem de müminler altına giriyor. Ve Allah yalancılara lanet etsin. Birçok Müslüman da yalan söylüyor. Veya Allah işte hırsızlık yapanlara lanet etsin. Bu caiz mi? Bu caiz çünkü Peygamber Kur'an ve sünnette birçok nas var bu konuda. Kur'an'da geçiyor. Allah yalan söyleyenlere lanet etsin diye falan. Birçok nas var. Umumen böyle lanet edilirse bu caizdir. Peki müminlerin şahsına, aynına lanet etmek caiz mi, caiz değil midir? Mesela ben bir mümine diyorum ki Allah sana lanet etsin. Bu konu hakkında da ilim ehli arasında iki görüş vardır. Birinci görüş müminin aynına, şahsına lanet etmek caiz değil diyorlar. Buna delil olarak da deminki zikrettiğim hadisi getiriyorlar. Bir kişi içki içene lanet ediyor. Allah Resulü diyor ki ona lanet etme, o Allah ve Resulünü seviyor. Dolayısıyla her mümin Allah ve Resulünü seviyor. Dolayısıyla o mümine lanet etmek caiz değildir diyorlar. Başka bir hadiste Allah Resulü dediği gibi mümin lanet edici, çokça lanet edici değildir. Dolayısıyla caiz görmüyorlar bazı alimler. Bazı alimler de caiz görüyor. Eğer o kişi sana etmişse, haksızlık yapmışsa veya günah fasık olmuşsa aynına şahsına lanet etmeyi caiz görüyorlar. Bunların delili ise Müslim'de geçen Ayşe radıyallahu teala anha'nın hadisinde iki kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin odasına giriyorlar ve peygamberi kızdırıyorlar. Çıktıklarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara kötü konuşuyor ve onlara lanet ediyor bu iki kişiye. O iki kişiye lanet ediyor. Dolayısıyla diyorlar ki caiz gören alimler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o iki kişiye şahsına lanet etmiştir. Dolayısıyla caizdir diyorlar. Doğru olan görüş nedir? Doğru olan görüş Allahu alem bu konuda da ikisinin de delili güçlü. Yani en iyisi lanet etmemen ama gerçekten zulüm yapmışsa sana falan inşallah diyebiliriz ki çünkü bu İmam Ahmed'in görüşü. İmam Ahmed caiz görüyor. Yani Allahu alem bu konuda da tevakkuf ediyoruz. Yani duruyoruz. Hadisin devamında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ Allah anne ve babasına lanet edene lanet etsin. Bir kişi anne ve babasına lanet etmez. Fakat başka hadiste bundan kastını beyan ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Başka hadiste peygamber diyor ki Allah babasına lanet edene lanet etsin. Sahabe diyor kim babasına lanet eder ki? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sen başkasının babasına kötü konuştuğun zaman, lanet ettiğin zaman, küfrettiğin zaman o da senin babana küfreder ve lanet eder. Dolayısıyla sen sebep olmuş oluyorsun. Dolayısıyla bu gibi şeylerde dikkat edilmesi gerekir. Gerçi zaten mümine kötü konuşma yakışmaz. Hele hele babası hakkında veya başkası hakkında. Hadisin devamında peygamber diyor ki لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ اَوَى مُحْدِثًا Kim bidatçıyı
Koruyanı Allahu Teala lanet etsin diyor. Yani bidatçıysan koruduğun zaman, onu müdafaa ettiğin zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin lanetinden nasip almış olursun. Dolayısıyla insanlar bidat işlemese dahi fakat bidatçıyı koruduğu zaman, onları müdafaa ettiği zaman o da onun gibi bidatçıdır ve lanete müstahak olmuş olur. Hadisin devamında la'anallahu men gayyara menarel ard, yerin işaretlerini değiştirene Allahu Teala lanet etsin. Nasıl? Bu senin arsan, komşusunun arsanın şeyini, haddini, hududunu biraz değiştiriyorsun. Komşusunun arsasından haksız yere alıyorsun. Bu da peygamberin lanetine müstahaktır. Tayyip kardeşler, lanet, bu gibi, bu zikrettiğim şeyler büyük günahlardandır. Yani Allah'tan başkasına kurban kesmek, bu şirk dedik zaten. Anne babaya lanet etmek, bidatçıyı müdafaa etmek ve yeri, hududunu değiştirmek. Bunların büyük günah olduğunu nereden anlıyoruz? Bir şeyin büyük günah olduğunu nereden anlıyoruz? Veya günahlara girmişken şunu söyleyeyim. İslam'da büyük günah veya küçük günah var mıdır, yok mudur? Var ise büyük günahın tarifi nedir? Küçük günahlar büyük günah olabilir mi? Bu konular. Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in icmasına göre büyük günah ve küçük günah, günahlar büyük ve küçük diye ikiye ayrılmıştır. Ehl-i Sünnet'in icmasına göre. Cehmiye gibi fırkalara göre büyük günah veya küçük günah diye bir şey yoktur. O da başka bir sebepten dolayı, akidelerinden dolayı oraya girmiyoruz. Fakat Ehl-i Sünnet'in icmasına göre İcma İbn Ebil İz nakleder. Der ki büyük günah diye iki, büyük günah ve küçük günah diye ikiye ayrılır günahlar. Çünkü Allahu Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَشْتَن۪يبُونَ كَبَائِرًا اِسْمِ اِلَّا لَمَمْ. Onlar ki büyük günahlardan sakınanlardır. O müminler ki büyük günahlardan sakınanlardır. اِلَّا لَمَمْ. Ancak küçük günah işleyebilirler. Peki büyük günah ve küçük günah ikiye ayrıldığına göre büyük günahlar nedir? Bazı alimler demiştir ki büyük günahları sayı ile tarif etmişlerdir. 7, bazıları 10, bazıları 40, bazıları 70 değil. Tarif etmişlerdir. Fakat doğru olan görüş, İbn-i Teymiye'nin de dediği gibi büyük günahlar vasıf ile tarif edilir. Nasıl? Allahu Teala'nın ve Resulü'nün lanet ettiği, azapla müjdelediği, benden değildir dediği, ben ondan beriyim dediği, kıyamet gününde ateşle vaat ettiği, bütün şeyler büyük günaha girer. Veyahut da had olan, dünyada had cezası, el kesme, kafa kesme, taşlanma, zveyb silahı, bir kadına iftira attığın zaman, bütün bunlar dünyada da gerekiyorsa bunlar büyük günahlardandır. Yani ahirette peygamberin benden değildir, ateştedir, lanet olsun, ben ondan beriyim, cennetin kokusunu alamaz. Bütün bunlar büyük günahlardandır. Veya dünyada İşte bir had cezası gerektiriyorsa bunun yaptığı şey de büyük günahtır. Anlayabildiniz mi? Tayyip, bu bilindikten sonra büyük günah ve küçük günah diye ikiye ayrılır dedik. Küçük günahlar büyük günah olabilir mi? Ehl-i Sünnet'in inancına göre küçük günahlar büyük günah olabilir. Ne zaman? Bir küçük günahı ısrar edersen küçük günahta. Küçük günah her zaman ısrar ediyorsun. Yapıyorsun her zaman. Fehmtum. Ne olmuş olur bu? Büyük günaha çevrilmiş olur. İbn Abbas'ın da dediği gibi la sagirete mal israr. İsrar ile günah, israr ile küçük günah yoktur. Daha küçük günah mücahere ettiğin zaman, yani insanlara anlattığın zaman. Çünkü günahlarını insanlara anlatmak, ifşa etmek, izhar etmek caiz değildir. Sen onunla övünerek, küçük günahınla övünerek insanlara anlattığın zaman bu büyük günah olmuş olur. Çünkü peygamber diyor ki kullu ümmeti muafa, bütün ümmetim affolunmuştur illel mucahirun, ancak günahlarını gösterenler hariç.
Onlar affolunmuş değildir. Dolayısıyla kardeşler, İbn Abbas'ın da dediği gibi küçük günahlar büyük günahlar olabilir. Büyük günahlar da affolunmuş olabilir. Ne ile? Tövbe ile. İşte istiğfar ile. Diğer salih amelleri ile. Diğer salih ameller de büyük günahları affolunabilir. Aff edebilir. Salih ameller büyük günahları affedebilir dedik. Birçok hadiste geçiyor ki kim bunu yaparsa bütün günahları affolunur. Kim şöyle derse, la ilahe illallah dersem insan, bütün günahları affolunur. Kim hac yaparsa bütün günahları affolunur. Birçok hadiste böyle şeyler geçiyor. Peki bu bütün günahları affolunurdan kastı sadece küçük günahlar mı affolunur yoksa büyük günahlar da affolunur mu? İlim ehlinin icmasına göre icmayı İbn Abdülber nakleder. Bu hadislerde geçen bütün günahları affolunur hac yapan misal gibi den kasıt küçük günahlardır. Ve bu konuda ilim ehlinin icması vardır. İbn Abdülber nakleder. Büyük günahlara ise tövbe gerekir. Mecbur kişinin tövbe etmesi gerekir. Dolayısıyla salih amellerin büyük günahlarına kefaret olması sadece küçük günahlar için geçerlidir. Büyük günahlar için geçerli değildir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde diyor ki her namaz ile diğer namaz arasında bütün günahlara kefarettir ancak büyük günahlar hariç. Dolayısıyla bu namaz büyük günahları silemiyorsa diğer amellerin büyük günahları silmemesi daha evladır. Fahimtum? Tayyip. Tarık İbni Şihab'in hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki دَخَلَ الْجَنَّةَ رَجُلٌ ف۪ي ذُبَابٍ Bir kişi bir sinek yüzünden ateşe giriyor ve bir kişi bir sinek yüzünden cennete giriyor. Sahabe soruyor nasıl olur ey Allah Resulü? Peygamber diyor ki bir adam bir yerden uğruyordu. Oradakiler dedi ki buradan geçemezsin ta ki bizim putlarımıza kurban kesene kadar. O da diyor ki yanımda bir şey yok diyorlar ki kurban kes velev ki bir sinek olsa dahi. Sonra adam sineği tutuyor ve kurban kesiyor. Diğer kişi de yine diğer şahısta aynı diğer şahısa aynı şey diyorlar. O da diyor ki ben Allah'tan başkasına kurban kesmem ve o kişiyi tutuyorlar ve öldürüyorlar. Ala kulli hal bu hadis ilim ehli arasında müşkil bir hadistir. Müşkil ne demek? Problemli bir hadis. İlim ehlinin bazı hadislerde sanki zahiri problemmiş gibi bazı hadisler var sanki zahiri problemmiş gibi bu konular hakkında ilim ehli kitaplar yazmıştır. Bu problemleri çözmek için. Muşkilül Ether Tahavi'nin gibi işte İbn-i Kuteybe'nin şeyi gibi kitabı gibi ismi neydi? İbn-i Kuteybe'nin kitabı Muhtelifül Hadis gibi birçok kitaplar yazmıştır. Buradaki bu hadisteki problem şudur. Diyorlar ki bu puta kurban kesmeyen şahıs nasıl cehenneme giriyor diyorlar. Niye? Kesen kişi nasıl cehenneme giriyor diyorlar. Niye? Çünkü bu şahıs kurban kesmek niyetle bir alakası var. Yani müşrikler sana desin ki bizim putlarımıza kurban kes. Sen de kurban kessen. Allah yoksa seni öldürürüz de derseler. Sen de kurban kessen. Allah katında sorumlu musun, sorumlu değil misin? Şöyle. Mümin puta gelse, derse ya kes ya da seni öldüreceğiz derseler. Sen burada puta önüne zahiren kesiyorsan dahi niyetin ne olması lazım? Allah'ın
Allah için kesmek lazım. Zahiren ben orada kesiyorum. Ancak niyetin sen benim niyetimi değiştiremezsin. Anlayabildin mi? Bu şahıs da nasıl yani bu şahıs da niyetini Allah için yapması lazımdı. Velev ki putun önünde kurban kesiyor, kesse dahi niyetini nasıl Allah için yapmadı bu şahıs? Anlayabildin mi? Çünkü sırf o sinek yüzünden şahıs cennete ateşe girdi. Demek ki bu önceden Müslümanmış. Sırf o sineğin yüzünden ateşe giriyor. Demek ki bu şahıs niyetini Allah için yapmamış. Bu bir. İkincisi, burada bir zahir bir amel olsa da ikrah var. Yani ya seni öldürürüz ya da kurban kes. İkrah ise İslam'da nedir? İslam'da bir kişi seni zorlarsa, ölüm sebebiyle küfür söylettirirse o şeyde mesul olmazsın. Allah-u Teala o şeyi affeder senden. Anlayabilir mi? Ne? Sınır. Ölüm mü sınır? Sınır ölüm. Ölüm diye. Çünkü, seni... çünkü bana şey gelir. Bu nurcular aklıma gelir de. Mesela bunlar bir hedefe ulaşabilmek için gerekirse devlet için başımı açarım. Veya çok haram şeyleri yapıyorlar. Yani, buradaki zaruret işte ölüm zarureti. Ama dövme. Küfür söylemek için mi? Evet. Yok, ölüm zarureti. İcma ile sadece ölüme şey diyorlar. Fehmtum. İlim ehli buradaki hadisten diyor ki bazıları buradaki şahıs demek ki niyetini Allah'tan başkasına yapmışlar. Allah'tan başkasına yapmıştır. Çünkü kurbanı keserken velev ki putun önünde gözüküyor gibi yani demek ki adam gerçekten niyetini o put için yapmış ve ateşe girmiş diyorlar. Fehmtum. Dolayısıyla bu şahıs ateşe girmesinin sebebi bir sinekten dolayı oldu diyorlar. Şey Şeyh isimleri ya Yaser mi ya? Hani öldürecekler o da ölümdeydi değil mi? O da ölümdeydi. O da yani buna benzer. Ne? Selam. Ala kulli hal bu hadiste de beyan edildiği gibi bu şahıs sırf bir sinek yüzünden ateşe giriyor. O da o sineği Allah'tan başkasına kurban kesiyor. Dolayısıyla kim Allah'tan başkasına kurban keserse bu kişi müşrik olmuş olur ve ateşe girmiş olur. Babun la yuzbahu lillahi bi makanin yuzbahu fihi li gayrillah. Bu vakit geldi değil mi? Tamam, burada duralım. İnşallah haftaya devam ederiz.